çocuklar niye başörtü takar? Menemen benim işimdir, tamam mı? Of çok kötü. Burada bırakamam. Çayı demlemeyi unuttum. Günaydın. Ben geldim. Yürüyüşten geldim. Bu arada saat şu an 8-8.30. Hiç üzerimi çıkartmadan direkt vlog açmak istedim. Bugün neler yedim onları çekeceğiz. Ve şöyle, bu videonun amacını tamamen açıklıyorum. Bir yoruma yazmış ki bir günde neler yediklerimi çeksene diye. Çok mantıklı geldi çünkü genelde yerken paylaştığım şeyler çok soruluyor vesaire. O yüzden güzel bir video olur diye düşündüm. Böyle bir hafta boyunca yediğim şeyleri sizinle paylaşacağım. Bakalım neler olacak. Evde de yoğurt var. Canım granola yoğurt yapmak istiyor. Onu nasıl yaptığımı çekeceğim. Hiçbir olayı yok bu arada. Hani yani hazır yoğurtlu granolalı bir şey yapacağım yani. Bir de şimdi komik, şöyle bir komiklik var. Çok soruluyor. Hani yani videoda yoğurdu açıp döktüğüm gözükse bile nasıl yaptığım çok soruluyor. Çok enteresan. O yüzden yapacağız. Yapacak bir şey yok. Güneş de doğuyor ya. Mutfakta bu kadar aydınlık hiç video çekmemiştim sanırsam. Şu an çok mutluyum. Işık güzel olunca gerçekten çok mutlu ediyor bu durum beni. Bu arada evde de meyve yokmuş. Halbuki video çekecek ya, hiçbir şey olmaz yani. Bu arada size çok güzel bir haberim var. Size değil, bana çok güzel bir haber de. Annemler köye gitti. Ev boş. Yani var, bu tadından yenmez. Tüm güzel sözler söylenir buna. Neyse, o yüzden böyle bu kadar rahat video çekiyorum. Bu mutluluk verici. Kaşık atarım işte buna. Aşkolar. Şimdi bu granola benim en sevdiğim granola. Ben tam bir file bağımlısıyım. Tamam mı? File market dışında bir markette alışveriş yaptığım zaman kendimi mutlu hissetmiyorum. Alıştığım ve benimsediğim bir market. Ben eğer market olsaydım file olurdum. Hayvan olsaydım Yunus olurdum. Çünkü yüzmeyi çok seviyorum. Ama mesela market olsaydım file olurdum. Düşünüyorum, bir eşya olsaydım ne olurdum ya? Bunu da sadece orada bulabiliyorsunuz. Ben bunu kullanıyorum. Reklam değil, markalar gözüktüğü için lütfen sıkıntı olmasın. YouTube'da böyle bir şey var mı bilmiyorum. Ben Quark yoğurtlarını hep görüyordum, tamam mı? Herkes işte Quark'la böyle yoğurt, granola yapıyordu. Diyordum ki, abi diyordum, ne alaka hani yani, gidin normal yoğurt alın. Hani pahalı bir de normal yoğurda göre. Normal yoğurt alın, öyle yapın diyordum. Niye insanlar bunu yiyor diyordum da, insanların bir sebebi varmış. İnsanları bilip bilmeden yargılamayı çok severim. Yoğurt gibi değil tadı. Şimdi gerçekten yoğurt tuzlu bir tada sahip ve granola da şekerli bir şey olduğu için böyle normal yoğurtla gerçekten hani bunun kadar güzel olmuyor. Bu inanılmaz derecede çok yakışıyor granolaya ve tamamen bağımlısı oldum. Gerçekten her markete gittiğim zaman kendime 2-3 tane alıyorum. Yapacak bir şey yok. Bunun sadesini tüketiyorum bu arada. Sadesi çok güzel yani. Ama arada böyle farklılık olsun diye de meyvelerini aldım, denedim. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar. Kapitalist sistemin kölesi miyim? Yoksa gerçekten seviyor muyum bilmiyorum. Burada bırakamam. Burada karışık donmuş meyve vardı. Çok az fondan ekleyeceğim. Şu an dolabım kapandı. Kapatmayı çok üşeniyorum. Ben işten geldim. Çok güzel bir video çekiyorum yani. Yedim bir şeyler, çekmedim. Ama yediğim şeyler de cips, dondurma falan. Şimdi kafeye gideceğim. Lina ile buluşacağız. Orada bir kahve içip geleceğim. Öyle. Enerji bulursam akşam yemeği yaparız. Ama bulabileceğimi çok zannetmiyorum. Bugün biraz yoruldum. Bu videoyu çekmek doğru muydu? Emin sayalım. Çünkü ben yemek yapmaya çok üşenen bir insanım. Ben yemek yapmayı sevmiyorum bu arada. Ama istediğim zamanda da çok güzel yemek yaparım. Bu da aklınızda bulunsun. Neyse, öyle. Şimdi ben kaçar. Saat 8 ve ben daha yeni geldim ve size bir şey söyleyeyim mi? Çok açım. İnanılmaz açım. Asla bir şey hazırlayamam ve çok güzel bir haberim var size. Buzluklu lahmacun buldum. Bu 100 yılda bir kere yaşanır arkadaşlar. Eve lahmacun girdiği zaman biter. Hani ve 2 tane. Şaka mı? Aynı zamanda salatam ve ayranım da var. Yani ayranım hazır bir de. Hemen airfryer'da ısıtacağım ve gömeceğim. 2 tanesini.
Çok heyecanlıyım. Turşu da doğrayacağım. Turşu atmazsam olmaz yani. Turşu dünyadaki en güzel şey olabilir ya. Bu arada ben domates kadınıyım. Sen seversin sevmezsin beni ilgilendirmez. Böyle lahmacun şey yiyenler var ya, kuru kuru kıvırcık bile koymuyorlar. Yani turşu da koyulur, kıvırcık da koyulur. Limon sıkılır, domates koyulur. O kadar güzel oluyor ki bol bol malzemede güzel oluyor ya. Kesinlikle yani. Çok sıcak. Tabletimin şarjı yokmuş. Dizi izleyecektim. Bir günde neler yedim videosunda şu sofra. Olağanüstü, yemin ederim daha iyisi gelmez yani, bunu söyleyeyim size. Geliyorum, tamam mı? Bekle beni. Flaşım gitti. Nurten Hanımlar bizlerle beraberler. Bugünkü menümüz makarna ve şey, mantarlı tavuk sote. Şimdi makarnaları dökelim. Korktum. Kanka hepsini yiyeceksin. Of ya. Gece gelince ben yerim. Yersin yersin. Erken yiyoruz ya, şu an saat daha 5. Oh my god, 5. 11'de, aa, gece makarnası. Bir adet soğan. Kankam. Eskiden çok dalga geçerdik, biliyor musun bir arkadaşımla? Ne olarak? Kanka kelimesinden. Niye? Nefret ediyorduk. Aaa! Hep dalga geçerdik. Ben kullanırdık insanları. Oha, ben hep kullanırdım. İnsanlar yanımıza kanka deyince birbirimize ortası giderdik falan. Bu şey. Ne oldum demeyeceksin kanka. Bu hayatta hiçbir şey yargılamayacaksın. Başınıza gelir. Ama zorbalamak elinde değil. Evet, mesela hayatında en sevdiği şey beni zorbalamak bu insanın. Elinde zevk değil, alıyor. Elinde değil. Kontrol edemiyorum. Ama var ya bak, benim hayatım böyle kanka, biliyor musun? Ödüden İstanbul'dan işte memleketine ne kadar süre dedi. Ben dedim ki 1,5 dedim. O da dedi ki saat mi, yok dedim dakika. Çocuğum öyle yok ya, bozdum alıp tanışalı 10 dakika olmuş. Şey, karşı cinse karşı bir yeşil enerji. Niye bozdum bilmiyorum. Sonra şey, bu kız before sunset aşkı yaşamak istiyor. Kanka kitap okuyorsun. Çocuk geliyor sana diyor ki şey, aynı kitabı ben de okuyorum. Bana ne? Sordun mu? Sorduk mu? Seni ilgilendirmez yalnız. Olmuyor ya, olmuyor ya. Kanka, tavukları çözülmeden atsam ne olur? Zor, influencer için çok zor. Nasıl yapsam öyle olacaktı? Kapan direkt. Of, çok kötü. Çözülmeden pişti. Hadi çözül be. Yapalım. Tarifimizi verelim. Soğan, kırmızı biber, mantar ve tavuğu sote yapıyorum. Bir de fesleğen kekikli makarna yapacağım ama kremamız yok. Ben zaten kremayı kesmek için bir yöntem buldum. O da ne biliyor musunuz? 2 kaşık labne, birazcık sütle böyle onu açıyorum yağda. Bildiğiniz krema oluyor. Efsane oluyor, mükemmel oluyor. Çünkü ben yapıyorum. Adını asla bilmediğim baharatları falan koyuyorum. Ne diyordun? Selam herkese. Bugün çok mutluyum. İnanılmaz mutluyum. Bir hayalimi daha gerçekleştireceğim. Ludovic Önay'da İstanbul'a geliyor ve bugün konseri var ve biz de gidiyoruz. Sizi yanıma aldım. Aşırı heyecanlıyım. Gerçekten çok heyecanlıyım. İnanılmaz heyecanlıyım. Sonunda canlı dinleyebileceğim. Hani beni uzun zamandır takip edenler biliyordur, ben piyano öğrendim bir dönem. Yani piyano biliyorum diyemem ama tek çalabildiğim parça Experience. Ve şimdi bu besteyi canlı dinleyebilecek olmak beni çok heyecanlandırıyor. İnanılmaz heyecanlandırıyor. Sizi de yanıma aldım tabii ki. Bu ana şahit olmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Size şöyle kombinimi göstermek istedim. Ceket alıyorum yanıma, yağmurlu gösteriyor ne olur ne olmaz diye kafama atarım hemen. Böyleyim. Ay.
Aslında tünaydın falan demeliyim bu arada, saat 2. Ama gece 3'te uyudum. Gece geldim, dün konser vardı. Kendime geldim, şimdi kahvaltı yapacağız. Ama size bir şey söyleyeyim, nasıl bir kahvaltı yapacağız biliyor musunuz? Turkish breakfast. Menemeninden tut, çayına kadar kahvaltı yapacağız. Menemenin püf noktalarından bahsedeceğim size. Çok biliyormuşum gibi. Tabii ki biliyorum. Menemen benimişimdir, tamam mı? Benim yaptığım menemen çok güzel olur ve tartışmaya kapalı menemen soğanlı olur arkadaşlar. Soğanımız var ve ben yumurtalı yapıyorum yani. Menemen yumurtalı güzel oluyor ya. Bu arada ben dün hiçbir şey çekemedim. Hoş, onu da bu videoya koymayı düşündüm mü düşünmedim mi bilmiyorum. Çünkü bu video yemek videosu olacaktı. Ondan da çıktı. Herhalde bu videoyu ben sağlıklı besleniyorum zannettiği için biri istedi bir günde neler videosum için. Ama benim öyle bir beslenme şeklim yok şu an. O yüzden ben de hiç öyle düşünmeden ne yiyorsam çektim. Ama sanırım öyle bir şey istedi yani yazan kişi. Umarım öyle bir şey istememişsindir. Kızlar, pardon. Şimdi kızlar aşka maşka deyince erkolar alınıyor. Erkolar da buradaymış. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Abi deme lazım olur derler. Sinirim bozuldu neyse. Gerçekten canlı dinlemek kadar harika bir şey yok. Tabii ki sanatçının performansı güzelse. Ben gittiğim konserlerden hiç pişman olmadım bu zamana kadar. Hepsi birbirinden harikaydı. Şu soğan dışında şu soğan niye? Abi nasıl bir soğansın sen ya? Benim sabır seviyesi ama yani böyle ben hayatımda böyle soğan soymadım yani. Tereyağı ile yağımızı tavamıza alıyoruz. Şimdi çay demleyeceğim. Tek başımayken asla çay demlemem yani. Bu kahvaltıya değer. Soğanlarımızı atıyoruz. Rahat domateslerimizi doğruyoruz hemen aşkolar. Hemen. Baya kahvaltıda benim için en önemli şeyler ne biliyor musunuz? Domates, salatalık, peynir. Yani domates, salatalık, peynir varsa o kahvaltıdır. Şimdi biber yoktu. Buzluktan buldum. Şimdi onları böyle kopartıp atacağım içine. Soğanı küp küp mü doğramam gerekiyordu? Hatırlamıyorum. Ama nasıl yiyeceğim ya? Soğanları küp küp doğramam gerekiyordu. Menemen ustasıyım dedikten sonra... Çok sinir oldum şu an kendime. Kendimi her övdükten sonra şunu yaşamam kadar komik bir şey yok gerçekten. Ben size amacım çok güzel bir menemen tarifi vermekti ama hiçbir şey istediğim gibi olmadı yani. Böyle mükemmel bir menemenin üzerine iki tane göz yumurta olacaktı böyle. Ama yumurtayı da çıktım daha demin gördüğünüz gibi. Yaz bu 10 kişilik bir menemen oldu. Gelin hep beraber yiyelim. Görüntü fena değil. Görüntü menemeni andırıyor. Sürekli mükemmel olamayız arkadaşlar. Her konuda olduğu gibi yani. Bu hayatta da tabii ki bizler de küçük, pürüz, minik hatalar yapabiliriz. Bunlar olan şeyler. O yüzden her zaman mükemmel olmak zor biliyorsunuz. Çayı demlemeyi unuttum. Menemen oldu. Su sabahtan beri kaynıyor orada. İnce belli. Tavşan kanı. Kızlar niye başörtü takar? Neler yedim videosu çekiyorum. Yanımda Ebrar var. Bugün değil ya, böyle bir haftadır çekiyorum. Bir yazmış ki kanka, bir günde neler yedim videosu çeker misin? Herhalde kanka bu şey, yürüyüş yaptığım zaman kahvaltı yapıyordum ya. Kahvaltı sağlıklı göründüğü için istedi herhalde benden bunu. Ama sana bir şey söyleyeyim, video boyunca yemediğim lahmacun kalmadı. Zararlı şey kalmadı. Bugün de gördüğünüz gibi Ebrar'la şöyle tatlı kahve içiyoruz. Böyle. Bir de ben espresso kızım ne oldu? Merkür espresso içiyorum şöyle gibi. Güzel geliyor. İşte parası olan konuşsun. Sen sus. Ömür boyu. Ablamın yerinde benim ağzım açılmaz.
Taş abi da o dedi. Taş mı geçiyorum şimdi onu? Biraz geçsin dolaşsın. Aynen. Ödüyorum masraflarını. Biraz biz yine içiz gibi olmuşuz şanlarımız falan. Ama tesadüf oluyor her seferinde. Neyse. Yok tesadüf olmadı aslında. Bana bakarak bildi. Özeniyorum. Hayattaki ikonum kendisi benim. Juspike. Takip edin. Juspike. Juspike. Juspike biliyorum ama ben Jus diyorum. Tamam sen bana Jus de. Ya geçen biz bununla kavga ettik. Şu an böyle. Vallahi yemin ederim. Saç baş giriş ettik şu an böyleyiz. Şaka gibi ya. Ölümlü küsmüştük yani. Ya öyle yani. Biraz da bakmayacaktık birbirimizin yüzüne falan. Mekandayız kanka. Müzik gitti sen gelince. Ya müzik. Insert coin. Müzik istiyorum. Ben de şey istiyorum. Para istiyor. Param var mı? Ne kadar? Para yazmıyor. Ne kadar atarsan o kadar. Ne kadar atarsan o kadar yukarı çıkıyorsun. Vallahi. Tamam, kolay gelsin. Sağ ol canım. Görüşürüz. Ben eşek sıfası. Eşek sıfası. Hani dibine bak dibine. Buraya bakar mısınız? Beyefendi, beyefendi. Podcast.